Bir aynı kullanmadım. Canlanmadılar. Taşların arasına bile şey ektim, ada çayları ektim. Yumurta dedim. Sonra öğrendim mi? Taş şeyle ağaçların dibine taş koymayı öğrendik. Verdiğimiz su biraz. Buraya tatile gelmiştim. Canım çok sıkılmıştı Özbekistan'da de kız arkadaşımla. Havalandan iner inmez otele götürürken bizi Antalya'nın ne kadar yemişli olduğunu gördük. Yazın hatta bu zamanlarda gelmiştik evet. O kadar sıcak olmasına rağmen her yer yemişilli. Otelde şu havalandan otele giden yolu unutmuyorum. Çok güzel, her yer tertemiz, mis gibi. Otele gittik, kaldık, yerleştik deniz kenarında. Eski Dedeman oteli. İnsanlar çok güler yüzlü. Terlik bile geçsen, dükkanlara girsen herkes böyle sıcak kanlı. Çay ikram ediyorlar. Dili bilmesen de sana böyle şey yöntemlerle konuşuyoruz. Ben bu kadar sıcak ülkeyi görünce bu kadar da hava çok güzel. Ne bileyim yani ben dedim cennete düştüm. Yani böyle bir ülkede yaşamak gerekiyor, tatil değil. Her gün temizliğini yapmama rağmen, güzel bir şekilde gösterişli yapmama rağmen komşulardan şikayet geldi. Biri tavşana şikayet etti, biri çiçeğime şikayet ediyor. Ben akşam ekiyorum çiçeği, sabah adam geliyor, sabah söküyor çiçeği. Dedim insanlara bak ya dedim, çiçeğindeki mezeler olacak dedim. Sonra bir zabıta geldi, böyle deyince zabıta da geldi, gördü böyle. Ne kadar güzel bir yer yapmışsınız Şeynaz Hanım dedi zabıta. Keşke siz bizim binamızda olsaydınız dedi. Ama dedi size şikayet gelince dedi bizim yapacak bir şeyimiz yok dedi. Bunu kaldırmak zorundasınız dedi. İyi tamam dedim. O çok zoruma gitti. Dedim ki bir dahaki arazi alacaksam dedim. Komşu olmayan bir yerde arazi alacağım dedim. Ve onların sayesinde hiç unutmuyorum o komşum da geldi buraya. Geldiğim işi görünce dedi ki Şeynaz dedi. Nasıl cesaret ettin burada kaldın korkmuyor musun ormanda dedi. Dedim senin sayende oldu bu biliyor musun dedim. Sen beni dedim belediyeye şikayet etmeseydin dedim, şu an şu çiftliğe sahip olmazdın dedim. Yedirdik yumurta yok. Arıyorum karşı tarafı ya dur diyor gülüyor. Biraz sonra yumurtlayacak şimdi biraz da bekle. Sonra bir başladılar yumurtaya 1 2 10 önce kendimiz yemeye başladık yumurtalar. Küçük küçücük küçücük yumurtalar. Kendimiz yedik. Şey ettik bir baktık kova kova olmaya başladı. Birden 500'e çıktılar. Günlük 500 yumurtaya çıktılar. Ben bu kadar işi yaparken ben zaten borç ödemeye çalışıyorum. Bilmem ne bunların yeme içmesine çalışırken bir de kendimize ev yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yok yani. 500 yumurta. 3 gün dikkat etmedim ki 1500 yumurta oluyor. Yumurta çoğaldı. Bir Antalya'ya gidip gelene kadar geliyorum kova kova yumurta. Paketleyecek şey de yok. Hiçbir şey yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Aldım kovaları arabaya koydum. Gittim pazarda oturdum. Şimdi böyle güzel geliyoruz. Herkes diyor sen yumurta mı satıyorsun? Çiftliği mi var diyorlar. Gülüyorlar benim yanından geçiyorlar. Yumurtalar alıyor. İlk yumurtalar ya küçük ya yumurtalar. Bu mu yumurta? Kimden aldın? Kimin çiftliğinden satıyorsun? Ya benim çiftliğim diyorum. Kimse inanmıyor. Bunu da
tarafa. Kollarını ters koyduk. Bakın bu seneki arpamız burada depolanıyor. Suyunda şey yapıyor. Bütün çatılardan akan suları yağmur suyunda burada istifliyor. Pislikler burada toplanıyor. Burada pis su arkadan çıkma vanamız var. Açıyoruz. En iyisi öyle yaptım. Bizim Rusların sayfasına koydum. Sanırım bilmiyorum ne mi desem. Dayanışman mı desem. Hani kendi hemşehrine acıman mı desem. Cevaplar gelmeye başladı, mesajlar atmaya başladılar bana. Biz istiyoruz, biz istedim. Günlük taze yumurta. Merak ettiler, insanlara götürmeye başladım. Temizliyorum bunların durumunu. Şu an çiftliğimizde, evet, tavukla başladık. Tavuktan sonra ördek, kaz, tavşan. Bıldırcın ve keçi. Başka ne olabilir? İşte bunlar. Hem üretimini yapıyorsunuz. Hem kendim üretiyorum, hem yumurtasını kendim makineye atıyorum, çıkartıyorum ve tüm döngü kendimde dönüyor. Hiçbir şekilde buraya, bu araziye, hatta karasinek de uçuyor mesela, onu öldürmek için bile bu araziye ilaç sokmadım. Dünyadaki bütün çeşit meyvelerden 10 tane getirip ektim. Ama su sıkıntım var, biraz şu an gözükmüyor ama her çeşit meyve ve sebze ve aromaterapik bitkiler ektim buraya. Baharda geldiğiniz zaman her yer çok güzel olacaktı. İnşallah baharda gelme şansımız da olur. Bu sene meyvelerimi, şeftalilerin meyvesini yedik. Amacım şu, insanlar geldiği zaman süpermarket gibi, siz aldığınız zaman buraya gelecekler, yani süpermarkette alışveriş yaptıkları gibi 10 günlük veya 1 aylık alışverişlerini gözleri görüp, burunlarla duyup, tadına bakıp alsınlar istiyorum. Gelecekler sepetlerle, elma mı istiyorlar? Elma toplasınlar, armut toplasınlar, şeftali toplasınlar, gelirken kekik toplasınlar, adaçayı toplasınlar, nane toplasınlar. Sonra gezecekler, yumurta toplayacaklar. Diyecekler şu tavuk istiyoruz, bu ördek istiyoruz, bu kaz istiyoruz. Keçilerim var şu an. İsterlerse keçi de keserim. Keçi sütü isterlerse keçi sütü olacak ileride. Bunları hepsini, yani marketten alacağı şeyleri sağlıklı bir şekilde, organik bir şekilde kendileri görecekler. İnanacaklar. Çünkü önemli olan inanmak. Bu da insanın umurunu uzatıyor. Güzel yaz. Bana bunu niye ısırıyor başlamda? Koy onu. Tamam.